Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuzda aslında size bir tarif veya bir içerik, para kazanma içeriği göstermeyeceğim veya oyunla alakalı bir içerik göstermeyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz iyi bir bilgisayarım yoktu. Oyunu düşük grafiklerde bile çok FPS drop'ta oynuyordum. Geçenlerde reklamını gördüm. Girdim baktım, bu bir GeForce Now vardı. Yıllar yıllar önce, aslında daha önce bildiğim bir şeydi ama hiç bakmıyordum, çok ilgimi çekmiyordu. Bir girip kontrol etmek istedim. Baktım, deneme sürümü var biliyorsunuz. 30 dakika size denetiyor. İşte bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Beğenirseniz ona göre satın alıyorsunuz. Girip kontrol ettiğimde gayet güzel olduğunu düşündüm. Neden gayet güzel olduğunu düşündüm? Tabii ki bir bilgisayar alıp bilgisayardan oyunu daha akıcı, daha hızlı oynamak gibi bir seçenek daha iyidir. Ama bilgisayar alınmaya kadar dedim, en azından ben bunu idare eder miyim acaba dedim. Bir gireyim bakayım dedim. Arkadaşlar açık konuşmam gerekirse hoşuma gitti. Neden gitti? Şöyle gitti. Oyunu oynarken sıfır, yani boss'a giderken, şehrin içinde gezerken, ne yaparsam yapayım hiçbir türlü FPS drop'u yemiyorum. Çok nadiren yiyorum ki şu an oyunun çok akıcı bir şekilde oynamamı olanak tanıdı. Bayağı hoşuma gitti açık konuşmak gerekirse. Bu uygulamayı aldıktan sonra da, girip oynadıktan sonra da acaba dedim yayın da çeker miyim? Muhtemelen yayın açmaya başlayacağım. Çünkü eskiden yayın açmıyordum. Çünkü zaten videolardan da fark ediyorsunuz. Videoyu açıyorum. Video çekme programını açıyorum. Video çekme programı ekran kartını kullanıyor. Aynı zamanda oyun da ekran kartını kullanıyor. Benim bilgisayarımda zaten doğru düzgün bir ekran kartı yok. İkisi aynı anda başlayınca FPS 30'lara düşüyordu, 20'lere düşüyordu, 10'lara düşüyordu. Dalgalanmalar yaşamaya başlıyorduk. Daha sonra ben de tabii ki yayının hiç gerek yok diye düşünüyordum. Ama şu an bu uygulama bir dikkatimi çekti. Bir canımı, beni bu noktada destekleyecek diye düşünüyorum. En azından idare eden. Şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Verdiği performans bence fiyatına istinaden çok çok iyi. Neden? Şu an indirime girmiş, senelik 1000 lira. Bir sene boyunca kullanıyorsunuz, 1000 liraya kullanıyorsunuz. Herhangi bir erişim kısıtlaması yok. Giriyorsunuz, 6 saat boyunca BDO oynuyorsunuz. Tek erişim kısıtlaması bu. 6 saat oynuyorsunuz, sonra oyundan atıyor. Bir daha girmeniz gerekiyor. Zaten 6 saatte bir yenileme olayı da bana çok sıkıntı gibi gelmedi. Zaten gece bıraktığım zaman hesabı ortalama 6 ila 8 saat arası hesap AFK kalıyor. Bu noktada bir sıkıntı da yaratmıyor benim için. Gece balığı bırakmak, kimyaya bırakmak, kimyaya bırakılmaz da işte balığa bırakabilirim, ata bırakabilirim, hala herhangi bir sıkıntı teşkil etmeyecek benim için. Bu açıdan da hoşuma gitti ki, yani şöyle bir şey söyleyeyim, bu 1000 lirayı 4 taksitle bile bölebiliyorsunuz. İnanılmaz güzel. Bu arada şunu da belirteyim. Böyle anlatıyorum ama bana para falan vermediler yani. Bu GeForce Now'dan sponsorluk falan almadım. Dünyadan haberleri yok. Böyle över gibi görününce sanki size satışını yaptırmaya çalışıyormuşum gibi hissetmeyin. Hoşuma gittiği için böyle düşünüyorum. Çünkü bence 1000 lira para değil. Zaten sigara için arkadaşlar mutlaka vardır aranızda. Ayda 3000 lira veriyorsunuz sigaraya. Bu, eğer yani bilgisayar alacak durumunuz yoksa veya şu an bununla uğraşmak istemiyorum, işte yatırımımı oraya vermek istemiyorum gibi bir düşünceleriniz varsa bence çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi iyi yanları var, kötü yanları var uygulamanın. Biraz da onlardan bahsedeyim. Nedir bu iyi yanlar, kötü yanlar? Arkadaşlar internet hızı istiyor biraz. Benim internet hızım çok yüksek değil. Artık aslında bilmiyorum, hızlı internetten standartımız nedir onu da bilmiyorum. Ama benim şu an indirme hızım 80 megabit. Yani halihazırda aldığım rakamları söylüyorum. Benim sözleşmemde 100 megabit yazıyor. Ben ama halihazırda test yaptığımda 80 megabit indirme hızı alıyorum. Yükleme hızı da 20 megabit alıyorum. Hız testi yaptıktan sonra bu değerlerde internetle alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Bir gündür kullanıyorum bunu da, bir sıkıntısını görmedim. Onun yanı sıra bilgisayarınızın işletim sisteminin ne olduğu da gerçekten çok önemsiz gibi görünüyor. Neden? Çünkü oyunu çalıştırdıktan sonra giriyorum, ekran kartının ısısına bakıyorum. Normalde benim ekran kartım 70-80 dereceleri görüyordu. Yani tabii ki fanla oynuyordum oyunu da. 70-80 dereceleri görüyordu. Şu an ekran kartım çalışmıyor bile. Yani bırakın 40 derecede sabit. Hiçbir şekilde ekran kartını kullanmıyor. Hiçbir şekilde. Çünkü bu uygulamanın benden daha iyi bilen arkadaşlar da vardır. Çalışma şekli uzaktan bir sunucu üzerinden biz aslında farklı bir bilgisayarı kullanıyoruz. Burada da bizim için önemli olan ayrıntı uygulamanın aslında internet hızı noktası bizim için önemli oluyor. İnternetiniz hızlıysa
gayet kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Bir süre ben bununla idare ederim diye tahmin ediyorum. Bunun yanı sıra negatif yanlarından bahsedeyim. Negatif yan şu, belki dikkatinizi çekmiştir. Yani ben dikkatimi şu açıdan biraz çekti. Uygulamayı kullanırken Beidou sanki biraz blurlu görünüyor. Bana biraz ekran görüntüsü blurlu geldi. Bilmiyorum, bunun sebebi onunla alakalı olabilir. Ama tabii ki eskisine göre, eski kullanış şeklime göre çok çok daha hızlı ve akıcı oynuyorum oyunu. Biraz da grafik görüyorum açık konuşmak gerekirse. Şu an benim kullanmış olduğum bilgisayarın ne kadar çöp olduğunu düşündüğümüz zaman bu grafiklerde bu akıcılıkla oynamak kesinlikle bence değer diye düşünüyorum. Tabii bu kişinin bilgisayarına göre, aldığı efektlere göre değişir. Onu da şimdiden iletmiş olalım. Sistemim zaten çok kötü benim. SSD yok, 12 GB RAM var, Nvidia 920 MX var. Başka da zaten konuşabileceğim herhangi bir sistem özelliği yok bu bilgisayarda. Bence buna istinaden bu uygulamadan aldığımız verim gayet güzel. Şu anda da indirimde, Kasım indirimi var. Senelik 1000 lira. Onu da ifade etmiş bulunalım. Bunun dışında arkadaşlar galiba yakın zamanda bir iki test yayını yapacağım. Bakacağım olacak mı olmayacak mı. Yayın çekmeye başlayacağım. Canlı yayın daha doğrusu. Canlı yayını neden çekeceğim? Neden canlı yayın açacağım? YouTube'da şöyle bir olay var. YouTube'da değil aslında. Birçok platformda şöyle bir olay var da. Canlı yayın çektikten sonra yayın geçmişini YouTube'da video olarak muhafaza edebiliyorum. Hem canlı olarak yayınlamış olurum. Biraz da uzun sürer muhtemelen canlı yayınlar. 2 saat kadar sürmüş olur. Hem YouTube'da da örnek olarak kalır. Çünkü ben bu oyunu size attığım videoların dışında 10 saat daha fazla oynuyorum. Hem bir yandan size günlük olarak yaptığım ufak tefek anlatamadığım, göremediğim şeyleri de göstermiş olurum. Hem de YouTube'da da bu canlı yayın içerik olarak kalacağı için beni aslında bir videoyu çekme külfetinden de biraz kurtarmış olur. Video çekmeye devam etmeyecek miyim? Tabii ki edeceğim. Belli başlı konuları belli başlı kalıplarda anlatmak çok daha faydalı. Canlı yayında bahsederim yine ama böyle onu en basit şekilde anlatabileceğimiz şeklinde bir editli bir video olarak atmak daha yararlı olur diye düşünüyorum. Canlı yayında açmaya başlayacağım. Bu uygulama bu arada açmaya başlayacağım diyorum ama daha deneyini testini yapmadım. Bu GeForce Now'un ne kadar işe yaradığına bağlı olacak. YouTube'dan canlı yayın açacağım bu arada. Bir test edeceğim. Bakalım ne var ne yok. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra bir kontrolünü sağlarım diye düşünüyorum. Eğer bu uygulamayı satın almak isteyen varsa aranızda veya oynadığı farklı bir oyun varsa bana söyleyebilir. Onun içinde bir sürü oyun var. 2000'den fazla oyun var diye gördüm. Test yapabilirim. Benim işletim sistemim gayet kötü çünkü. Eğer bu işletim sisteminde nasıl çıktığını göstererek işte bir deney de yapmış olabilirim. Bununla alakalı içerik de üretmiş olurum hem. Benim de işime gelir açık konuşmak gerekirse. Aranızda varsa bu GeForce Now'un şu oyunu nasıl açıyor, şu oyunu nasıl açıyor diye soruları olan varsa bunları bana yorumlardan yazabilirler. O konuda da sizlere destek olmaya çalışırım. Bunun yanı sıra bakalım yayınlarda izleyici YouTube'da aslında şöyle bir şey var. Black Desert Online oynayıp da YouTube'da canlı yayın yapan kimse yok. Kimse yoktan kastım. Eskiden vardı, bir ara Twitch banlanmıştı, bir şeyler olmuştu. Mutlaka hatırlayanlarınız vardır. Ben askere gitmeden önce olmuştu. O ara bir YouTube'da gördüm aslında Black Desert yayını yapan insanlar. Ama tabi tercih edilmiyor. Daha çok Twitch ve Kick'ten yayın yapmak daha çok tercih ediliyor. Ama benim öyle bir şey şu an düşünmüyorum. Çok aslında daha da iyi olabilir ama aşama aşama adım adım gitmek benim daha çok hoşuma gider. YouTube'da video çekme külfetinden beni biraz kurtarmış olur. Sürekli olarak video çekeceğim yine. En az haftada bir video atacağım. Ama oyunu oynayış şeklimi biliyorum. Birçok arkadaş bana şöyle yorumlar yazdı. İlker dedi, sen dedi işte seninle beraber ilerliyormuş hissi yaşamak daha hoş olabilir dedi oyunlarda dedi. Bu yüzden dedi bu tip içerikler paylaşır mısın dedi. Ben de ona cevap olarak aslında canlı yayın açmayı düşünüyorum ileride demiştim. Eğer olursa canlı yayını açabilirsem bu şekilde bilmiyorum. Çünkü yayın da internet harcıyor. Bu biliyorsunuz bu uygulamada internet üzerinden kullanıyoruz GeForce Now'u. Eğer uygun olursa yayın açıp hem size bir gün içerisinde işte günlük ne yaptığımı, hangi teslimatları veriyorum, hangi toplamaları yapıyorum. Ben birçok farklı toplama yapıyorum. Bunu siz görmüyorsunuz. Enerjim dolduğu an diyorum aa diyorum şuraya toplamaya gideyim. Mesela ben Behri nasıl topluyorum? Ben Behri 5-6 çarla beraber topluyorum. Behri'de bir ev satın aldım. Evin içerisinde bir premium konteyner var. O en premium konteynerlerin içerisine de çarları doldurdum evin içine. Enerjisi dolan çara giriyorum. Hemen manosları depoya atıyorum. Premium konteynerden de alıyorum manosları. Çak enerjiyi boşaltıyorum. Diğer çara geçiyorum. Diğer çara geçerken hatta da
Orada bıraktığım karakteri kitap okumaya bırakıyorum. Orada bir saat boyunca kitap okuyor. Ben diğer çarda toplama yaparken oradan da bana bir ekoloji veriyor. İşte bir bilgi veriyor. Bunlardan falan böyle hani size daha göstereceğim, bahsedeceğim, günlük yapacağım bir sürü iş var tabii ki. Bunlardan size bahsetmek bu canlı yayın bunu olanak tanır diye düşünüyorum. Hoşuma gidiyor o yüzden. Bir bakalım. Bu akşam denerim belki. Bu akşam da siz zamanın hangi zamanda olduğumu bilmiyorsunuz şu an. Ben size videoyu ne zaman atacağım onu da bilmeyeceksiniz. Bir akşam deneyeceğim gibi görünüyor, ona bakacağız. Burada bu şekilde ifade etmiş bulunalım arkadaşlar. Bu arada bir soruyu daha yanıtlamış bulunayım. Biliyorsunuz kanalımızın açıklama bölümünde bir blog sayfamız var. Blog sayfasının içerisine ben linkler atıyordum. İşte tablolar, life skill'i kolaylaştıracak tablolar. Yenilerine de attım bu arada, girip bakabilirsiniz. Birçok arkadaş söylemişti ya. Aslında link satma uygulamasıyla oraya link direkt saltarak atmıştım. Bundan şikayetçi olan arkadaşlar oldu. Zaten ben de aslında gerekli görmüyordum. Öylesine yapıyordum. Geçenlerde ben de girmeyi test ettim. Birçok arkadaş diyordu işte biraz sıkıntı yaratıyor diye. Girip test ettim. Gereksiz olduğunu düşünmeye başladım. O linkleri oradan reklamsız bir şekilde koydum. Doğrudan tabloya giriyorsunuz. Oradan da işinize yararsa kullanabilirsiniz. Bunu da ifade etmiş bulunalım. Hepiniz de videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. GeForce Now'ı biraz size tanıtmak istedim. Belki aranızda oyunu benim gibi kötü bilgisayarda oynayan arkadaşlar vardır. Verimli mi sorusunun cevabını kendi açımdan değerlendirdim. Siz de kendi açınızdan bu soruyu değerlendirip eğer ihtiyacınız varsa bu uygulamayı satın alabilirsiniz. Bana hoş geldi. Grind atarken akıcılık kazandırdı. Çöpümü bile etkiledi arkadaşlar. Aldığım çöpü bile şu an çok etkiliyor. Biliyorsunuz ben Grind atarken de drop yediğim için çok etkiliyor. Şu an vurmama gerek yok. Bir yaratık farmlıyor zaten şu an burayı. Slot'u da bu arada geldikten sonra slot'u dönmeye başladım. Şu kristallerden düşürmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz bu yeni takılar var. Karazat mıdır neden her ne şeyse adını pek şey yapamıyorum. Onlardan yaparken şafak bilmem nesi istiyor. Bunları ısıtınca mı ne elde ediliyormuş. Aynı zamanda takılardan da elde ediliyor. Olayı detaylıca araştırdım. Bir yandan da dedim burayı döneyim. Takılarımı baştan sona yapacağım çünkü. Burayı dönerken de bu elde etmiş olurum dedim. Slotu biraz beğendim. Neden beğendim? Hareket ettirmiyor. Olduğum yerde dönmüş oluyorum ama bu tam konumuz da bu değil. Onu da ifade etmiş bulunayım. Gevezelik yapmaya gerek yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Canlı yayınlar açacağım. Umarım katılım sağlanır. Katılım sağlanmazsa bile bu arada sıfır izleyiciyle 2 saat geçirsem bile o yayını açacağım. Çünkü o yayın YouTube kanalına bir video aslında. Video olmuş olacak. Benim temel amacımı burada birçok arkadaş anlamıştır. Hem oturup benim bir günümü veya bir 10 saat oynayış şeklimi. Tabii ben bunu 2-3 saat boyunca anlatırım da. Canlı yayın 2-3 saat sürer muhtemelen. Belki ilerleyen zamanlarda 8 saat 10 saat de olabilir. Belli olmaz. Size anlatmış bulunurum. Oradan da bir içerik üretme aşamasına geçiyorum kısacası. Tabii ki deneyeceğim. Daha belli değil. Açamaya da bilirim. Belki uygulamayla canlı yayın açma işe entegreli gitmez. O zaman da açmam. Ona da bakacağız. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.